ABB TV ekranlarında Bu İşte Bir Ustalık Var programında bu hafta Ankara Olgunlaşma Enstitüsü'ne konuk olduk. Burada geleneksel Türk kültürünü, Türk giyim ve el sanatının asıllarına bağlı kalarak, tanıtımını yaparak gelecek nesillere aktarabilecek bireyler yetiştiriliyor. Şimdi hocamız İknur Koçbıyık bizlere biraz anlatacak. Merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk, çok teşekkür ediyoruz. Öncelikle burada neler yapılıyor ve sizleri bir tanıyabilir miyiz? Kaç senedir buradasınız? Evet, İknur Koçbıyık. Enstitü müdürüyüm. 2004 yılından beri öğretmen olarak atölyelerde, 2016 yılından sonra da okul müdürü olarak bir fiil görevimi sürdürmekteyim. Enstitümüzde 1958 yılından beri Türk kültürünü, el sanatlarını araştırıp geliştirerek gelecek kuşaklara aktarmayı hedefleyen bir eğitim verilmekte. Bu eğitim uğrunda yaklaşık 7 alanda hizmet vermekteyiz. Yani sadece el sanatlarıyla kısıtlamamak gerekiyor. Kesinlikle. Aslında moda tasarımı, sanat tasarımı, kuyumculuk alanından tutun da işte yiyecek içecek alanına kadar çok geniş çaplı bir misyonumuz var. Evet. Bize biraz bu alanlardan da bahsedebilir misiniz? Tam olarak neler yapılıyor? Şimdi enstitümüzün çalışma prensibi şu şekilde işliyor. Belirlenen temalar, projeler doğrultusunda araştırma bölümümüz araştırmalarını yapıyor. Yapılan bu araştırmalar atölyelere dağılıyor. Atölyeler üretime geçiyor. Her yıl çeşitli koleksiyonlar üretiyoruz. Bu çizilen, ilk önce tasarım aşamasında çizilen tasarımlar tasarım halindeyken atölyelere veriliyor. Daha sonra giyim bölümündeki arkadaşlarımız bunu kıyafet haline dönüştürüyor. Nakış bölümündeki arkadaşlarımız nakışlarını yapıyor. İşte baştaki arkadaşlarımız başları yapıyor. Dediğim yani bir koleksiyonun tamamı okulumuz atölyelerinden tamamlanıp sunum haline getiriliyor. Peki eğitim kadromuz kaç kişiden oluşuyor? Öğretmen kadromuz 78 kişi. Usta öğreticilerimiz var. Yaklaşık 110 kişiye tekabül ediyor. Ve 10 tane de kadrolu personelimiz var. Hı-hı. Toplamda 150-160 kişi personelle çalışıyoruz. Peki isteyen herkes kurumunuzda eğitim alabiliyor mu? Belli bir şartları var mı eğitim almak isteyenler? Eğitim almak isteyenler şu anda 5 alanda eğitim veriyoruz. Kuyumculuk, yiyecek içecek hizmetleri, seramik ve cam teknolojisi, el sanatları, moda tasarımı alanlarında eğitim veriyoruz ve grafik tasarım alanlarında. Gelip Ağustos ayında, Eylül ayında bize başvurup bu şekilde onların kayıtlarını, ön kayıtlarını aldıktan sonra eğer 12 kişinin dolması halinde de bölümlerimizi açabiliyoruz. 12 kişi olması gerekiyor. 12 kişiyi geçmiyor. Peki ne kadar sürüyor? 2 yıl. Eğitimlerimiz 2 yıl sürüyor. İkinci yıl işletmeye gidiyorlar. Haftanın 5 günü tamamen el sanatlarına yönelik çalışmalar ve eğitim alıyorlar. İkinci yılda dediğim gibi işletmeye gidiyorlar, stajını görüp o şekilde mezun oluyorlar. Mezun olduktan sonra meslek lisesi diploması almaya hak kazanıyorlar ve aynı zamanda bizde usta öğretici olarak çalışabiliyorlar. Hı hı. Bu eğitimin yanında bir de haftalık beceri eğitimlerimiz var, kurslarımız var, günlük bir günlük ya da hafta sonu bir günlük şeklinde. Bunlar da tamamen becerilerini geliştirmeye yönelik eğitimler. Herhangi sertifika veriliyor mu? Veriyoruz. E-Yaygın sistemi üzerinden verilen bir sertifikamız var. Hı hı. Bunlar da cumartesi günleri, hani çalışan bayanlar genelde cumartesi günlerini tercih ediyorlar. Enstitülerin amacı eğitim, öğretimden ziyade kültürel değerlerimizi korumak, kaybolmaya yüz tutmuş kültürel evet. değerler asıllarına bağlı kalarak hı hı. Gelecek nesillere de öncülük etmek, tanıtımını yapmak. Şimdi program süremiz el verdiğince de ben hepsini aslında kısa kısa değinmek istiyorum ama bu yönüyle ele alacak olursak sanatsal anlamda neler yapılıyor el sanatları evet. adına? Biz şöyle dediğim gibi koleksiyonlarımızı belirlerken bu temaya çok önem veriyoruz. Hani geçmişi yaşatmak istiyoruz. İşte Osmanlı kültüründeki giyilen kaftanların günümüzde nasıl giyinir, insanlar üzerinde nasıl görürüz onu görmek istediğimizden bu şekilde çalışmalar yapıyoruz. Aynı zamanda herhangi bir eski, mesela şu anda bir çalışmamız var. Ankara Sofunu gün yüzüne taşıyoruz. Onu önceden bu kumaş padişahların giydiği, kışın sıcak, yazın terletmeyen, çok özelliği olan bir kumaştı ve sadece padişahlar giyiyordu. Ama sonrasında bu kayboldu maalesef. Evet. Biz onu tekrar yeniden yaşatmak için çalışmalar yapıyoruz. Şu anda da atölyelerimizde bu kumaşlar dokunuyor. Onun koleksiyonunu yapıp daha güncel versiyonlarıyla inşallah
herkesin üzerinde bu kumaşı görmeyi arzu ediyoruz. Evet, şimdi burada da görmüş olduğumuz bindallı ve kaftan modelleri var. Dünden evet. bugüne gelen işte bir takım yöresel kıyafetler. Bu bindallıları aslında özel kılan üstündeki o nakışlar. Kesinlikle. Değil mi? Bizim tabii güçlü olduğumuz bir alanımız da nakış. Tamamen elde, el nakışıyla süslemelerimizi yapıyoruz. Hatta çeyizlerdeki, eskiden çeyizlerimizde çok olan bohça vesaire gibi görselleri de onları da gün yüzüne taşıyıp onları da insanlarla buluşturmayı hedefliyoruz. Peki bunlar makineyle mi işleniyor, elle mi? Kesinlikle, el. Hepsi tamamen el işçiliği. Bu mesela gördüğünüz Ankara bindallısı. Genç kızlarımız evlenirken bu bindallıyı giyerek kına gecelerini gerçekleştiriyorlar. Bunun üzerinde gördüğünüz bütün bu iş elde yapılmış Maraş işi, Divar işi denilen bir teknik. İşçiliği çok güçlü ve yaklaşık 2 yılda biten bir nakış. Evet, görüldüğü üzere yani bu üzerindeki oyalar, işlemeler orijinalleri bozulmadan yeniden tasarlanıyor. Peki geçmişten bugüne gelen, tasarlanan bu ürünleri defilede satışa sunuyor musunuz? Defileler düzenleniyor mu? Evet, şöyle iki tarz çalışmamız oluyor. Bir, bu ürünlerle yaptığımız koleksiyonlarla bunlar bizim bünyemizde sabit kalıyor. Bunlarla yurt içinde, yurt dışında defileler yapıyoruz. Hani ülke ülkede gezip defilelere gidiyoruz. Bu kıyafetleri orada sunuyoruz. Ayrıca güncel yorumlarıyla bunları kişilere sipariş olarak kendi vücut ölçülerine göre kişilere özgü de çalışabiliyoruz. Kendi istedikleri tasarımlarla ya da bizim onları yönlendireceğimiz şekilde tasarımlarla çalışıp onlara da sahiplendiriyoruz. Yani öğrencilerin kendi yaptığı ürünleri de satışa sunuyorsunuz. Öğrencilerimiz kendileri yapıyor, kendilerine sahip oluyor onlar. Onların çok hani satışa sunmuyoruz. Sadece onların da defileleri oluyor tabii ki. Bu yapılan ürünler tamamen usta öğretici ve öğretmenlerimizin eseri. Evet. Yine atölyelerde yaptığımız ürünlerin satışa sunduğumuz bünyemizde bir satış ofisimiz var. Tamamen atölyelerde el işçiliğiyle, el emeği göz nuruyla yapılan ürünler satış odamızda satışa sunuyoruz. Kumaşlarınızı nereden temin ediyorsunuz? Kumaşlarımızı şöyle, özellikle kumaşlarımızı kendimiz üretiyoruz. Dokuma atölyelerimiz var, oralarda kendimiz üretiyoruz. Ama burada gördüğünüz kumaşları da piyasadan gidip temin ediyoruz, araştırıp kıyafetin özelliğine göre temin ediyoruz. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Atölye ortamında daha detaylı görmek istiyoruz. Evet. Şimdi ne tür malzemeler kullanılıyor Divar işinde? Divar işi tamamen metal simle yapılan bir iş. Özel altın ve gümüş alaşımlı metal simler kullanılıyor. Özelliği zaten metal yapılması. Gerçek adı da zaten sim sırma. Maraş işi, Divar işi birkaç tane ismi var. Sırma adından sırma denmesinin sebebi metalle çalışılması zaten. Hı hı. Ne kadar sürüyor bir kaftanı tamamlamak? Genelde 6 ay ile 1 yıl arası sürüyor. Eğer kaftan tamamen nakışlı olacaksa, çok yoğun çalışılacaksa, hı hı. tüm işlemler elde yapıldığı için, desenlerimizi de çünkü elde hazırlıyoruz. Elde özel bıçaklarımız var, deseni kestiğimiz. Karton üzerine işlenen bir nakış, çünkü bu diğer nakışlardan farkı o. Özel bir kartonumuz var bizim, çirişli karton dediğimiz. Onu özel bıçaklarla kesiyoruz, kumaşa yapıştırıyoruz. Simle, metal simle işledikten sonra karton arada kalıyor. Hı hı. Ve çift taraflı bir işleme. Arkası ve ön tarafı farklı. Her aşaması elde olduğu için, tek tek iğneyle çalışıldığı için binlerce iğne batışı var. Çok uzun sürüyor. Peki makineyle de yapabiliyor musunuz tabii aynı işlemi? Tabii ki. Makinede de yapılabilir. Bilgisayar nakışla da yapılabilir. Hı hı. Atölyenizde daha çok geleneksel kültürü yansıtması amacıyla okulumuzda da. Her türlü aşaması var bu nakışın, her türlü tekniği var. Bizim atölyemizde elde olan kısmı. Bundan atıyorum 500 yıl önce, 1000 yıl önce nasıl yapılıyorsa aynı tekniklerle, hiç tekniği bozmadan, hı hı. gelenekselliğini bozmadan Osmanlı Sarayı'nda nasıl yapılıyorsa aynen o şekilde yapmaya çalışıyoruz. Hı hı. Biz ama tabii daha uygun fiyatlı olsun diye veya çabuk bitsin isterseniz makine nakışlarda da yaptırılabilir tabii ki. Şimdi oyma aşamasını bizlere biraz örneklendirir misiniz? Nasıl yapılıyor? Kullanacağımız desenler resim atölyesine çizildikten sonra bize geliyor. Biz o desenleri özel kartonların üzerine yine iğne iplikle teyelliyoruz. Herhangi bir yapıştırıcı kullanmıyoruz. Teyelledikten sonra özel bıçaklarımız var.
Möhlike adında. Bunlarla tamamen el kuvvetiyle keserek çıkartıp desenimizi kumaşa yerleştiriyoruz. Ben size biraz göstereyim onun aşamasını. Bıçağımızı hiç kartondan çıkarmadan, bastırarak desenin hatlarını bozmadan kesiyoruz. Kesme işlemi bittikten sonra bu üstteki desen kısmını çıkarıyoruz. Desenimiz buradan çıkıyor. Bu çıkan kısmı direkt kumaşa yapıştırıp işlemeye geçiyoruz. İğne iplikle işleniyor. Simle, metal simle işlemeye devam ediyoruz. İlgi yoğun mu? Yani müşterimiz fazlaca var, öğrencimiz de var. Çok seviliyor. Eski bir teknik olduğu için ve gösterişli olduğu için daha doğrusu. Daha çok evlenecek olan kızlarımıza kına gecelerinde giymeleri için binnalı hazırlıyoruz. Müzemizin en özel parçalarından biri olan karşıda gördüğünüz Suzeni, elde Suzeni tekniğiyle yapılmış bir tıraş önlüğü. Bu tıraş önlüğü genç kızlarımız bunu evlenmeden önce işler, düğün günü damada hediye eder, damat da ilk tıraşını bununla olurmuş. Tamamen elde el işçiliğiyle yapılmış, Suzeni tekniğiyle yapılmış bir tıraş önlüğü. Kaftanın üstüne takmaya kolyeler, taçlar yapıyor musunuz? Burada üretiliyor Tabii mu? Tabii ki. Hepsi şu anda hali hazırda atölyelerimizde üretiliyor. Ve okulumuzda yine satış ofisimizde satışa sunuluyor. Aynı zamanda satış ofisinde bulamadığımız ürünleri de sipariş vererek istediğiniz tarzda da yapıyoruz. Temin edilebilir. Evet. Gelinlikler de ilk olarak Türk toplumundan dünyaya yayılmış bir gelenek değil mi? Yani evet. Burada tasarlananlar da yeni nesil gelinlikler değil, tasarım gelinlikler oluyor. Şöyle, biz aslında aslına uygun gelinlikler tasarlıyoruz. Geçmişten günümüze bu Türk kültürünü yaşatmak adına daha önce İtalya'da düzenlenen bir yarışmada gelinlik tasarımıyla katıldık. Karşıda gördüğünüz gelinlikle ve birincilik ödülü aldık. Ama bu gelinliklerin yanı sıra biz kişiye özel atölyelerimizde haute couture ürünlerde çalışıyoruz. Tamamen kişinin zevkine, isteğine bağlı. Ve biz de tasarımcı öğretmen arkadaşlarımız onları da yönlendiriyor. O şekilde kendi vücut ölçülerine, kişilik yapılarına uygun gelinlikler de tasarlayıp üretiyoruz. Hatta bu gelinlikler de seremoniyle yapıyoruz. Bu da çok özel bir husus. Gelinliği keserken, kumaşı keserken kayınvalidesi, işte akrabaları vesaire gelin, damat geliyorlar. Kumaşı seriyoruz, işte dualarla, şarkılarla kesimini yapıp sonrasında da gelinliğimiz bittikten sonra da yine gelinimize giydirip bütün okulu da aşağıya indirip güzel sunumunu oluyor. Yapıyoruz. Evet. Gelinliğimizin özelliği iki tarzı da kullanılabiliyor olması. Hem güne uygun hani oynarken vesaire daha rahat şekilde hareket etmesi için kuyruğunu çıkarabiliyoruz. Aynı zamanda daha ağır, güzel, şık, gösterişli dursun diye de tekrar kuyruğunu takıp da kullanılabiliyor. Şimdi de günümüzde de bu tarz gelinlikler, ergonomik gelinlikler moda biliyorsunuz. After party. Aynen. Ya da before party. Evet, evet kesinlikle. Kesinlikle o şekilde tasarımlar da yapabiliyoruz. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Çok keyif aldığımız bir çekim oldu. Umarım sevgili izleyenler için de öyle olmuştur. Çok sağ olun. Ayaklarınıza sağlık. Teşekkürler. Her zaman bekliyoruz. Bizi bu programa davet ettiğiniz için esas biz teşekkür ediyoruz. Efendim programı kapatıyoruz. Haftaya bir başka bölümde görüşünceye dek sağlıkla kalın. Hoşça kalın.